Sesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni bir konuyla karşınızdayız. 5'ten geriye sayacağız. Beşten geriye saydıktan sonra yine sizlerden tabii ki yorumlara bu beşliğe girmeyen neler olabilir soracağız. Birçok sporu burada ele aldık ki baktığımızda işte turnuvalardan dolayı, şampiyonalardan dolayı, sporculardan dolayı aslında beşten geriye çok fazla saydığımız oldu. Bu sefer sporu biraz daha genel olarak alacağız. Bildiğiniz gibi futbol dünyandan fazla izlenen sporu. Hangi ülkeye giderseniz gidin neredeyse bir numaralı spor olarak ortaya çıkıyor ki baktığımızda %75-%80'i dünyadaki ülkelerin futbolu bir numaralı spor olarak görüyor. Ama bir de %20-%25 var yani futbolu bir numara olarak görmeyen ülkeler var. Biraz onlara bakacağız. Enteresan sayılar var ki enteresan ülkeler var, enteresan eşleşmeler var. Onlara şöyle bir göz atacağız. 5 numarayla başlıyoruz. Acayip bir sporla başlıyoruz. Sadece İrlanda Cumhuriyeti'nde bir numaralı spor olan İrlanda Cumhuriyeti'nin sporu bir. İrlanda sporu olan gal futbol. Gal futbolu 1800'lerin ortasında ortaya çıkmış, 1800'lerin sonuna doğru artık kuralları ortaya konmuş ve kulüpleri kurulmaya başlamış bir spor. Biraz enteresan, baktığımızda içinde futbol var, içinde rugby var, baktığımızda içinde Amerikan futboluna benzer ögeler var. Yine baktığımızda Avustralya futbolu var. Avustralya futbolundan da sonra bahsederiz ve her şeyden biraz ortaya konmuş böyle biraz serpme kahvaltı gibi bir spor. Baktığınızda kale var. Aynı futbolda olduğu gibi ama rugby'de olduğu gibi direkler de var kalenin arkasında. Sporcular rugby gibi ya da Amerikan futbolu gibi koltuk altında topu taşıyabiliyorlar ki aslında tam anlamıyla bir top, biraz daha küçük 4 numara bir top ama tam anlamıyla futbol topuna benzeyen bir şekil ve bunu taşıyabiliyorlar ama aynı zamanda sektirmek zorunda Basketbolda olduğu gibi sektirmek zorundalar. Aynı zamanda ayaklarında sektirip tekrar ellerine alabiliyorlar ve çok da güzel goller ortaya çıkıyor. Çünkü kaleye doğru yolladığınız toplar genellikle yarı voleyle yani havaya atıp sonrasında ayağınızın üstüyle vurduğunuz toplar olarak dikkat çekiyor. Gol 3 puan, kalenin hemen arkasındaki direklere topu yollamaksa 1 puan çok büyük bir sahada oynandığını söylemek lazım. 15 yerli takımlar üzerinden oynanıyor. Kaleci var. Kalecinin yanında yine futbola benzer terimleri olan pozisyonlar var. Amaç tabii ki dediğim gibi daha fazla puan elde edebilmek. Gol atmak ya da bir puan alacak o vuruşu yapmak değil. Amaç daha fazla puan elde edebilmek. Biraz rugbyden, biraz futboldan almışlar ve ortaya gal futbolu çıkmış. Gal futbolunun 2500 kulübe sahip olduğunu söylemek lazım ki bu kadar ufak bir coğrafyada oynanmasına rağmen ki İrlanda Cumhuriyeti'nde oynanıyor. Kuzey İrlanda'da oynanıyor. Adada biraz oynanıyor. Az bir şey yine İrlandalıların göçtüğü Amerikan şehirlerinde ve tabii ki biraz da Avustralya'da oynanıyor. Ama çok az bir coğrafyada, çok küçük bir coğrafyada oynanmasına rağmen 2500 kulübü olan bir spor ve özellikle de İrlanda Cumhuriyeti'nde yayın hakları vesaire derken işler hakikaten çığırından çıkabiliyor. Tam anlamıyla bir bölgeye özgü, özel bir spor ve geçmişten günümüze hiç etkisini kaybetmemiş, hatta etkisini devam ettiren özel bir spor gal futbolu. Şimdi sporun ismini vereceğim 4 numarada aklınıza hangi ülke geliyor diye soracağım muhtemelen herkes aynı cevabı verecek. Beyzbol dendiğinde aklınıza evet ABD geliyor olabilir fakat ABD'de en meşhur spor Amerikan futbolu. Beyzbol peki dünyada nerede meşhur diye soracak olursanız birkaç ülke akla geliyor. Özellikle Güney Amerika'nın kuzeyinde çok fazla sevilen bir spor. Baktığımızda Venezuela'da yine Küba'da çok çok sevilen ama enteresandır. Uzak Doğu'ya gideceğiz Japonya'ya gideceğiz Japonya'da bir numaralı spor beyzbol bu. Bunun tabii sebebi çok enteresan. 1800'lerin başında e, ABD'den e, Japonya'ya göçen profesörler e, oraya bir spor götürmek istiyorlar. Yani e, dili konuşmuyorlar ki o dönemde işte Japonca e, öğrenmek çok zor, e, iletişim kurmak çok zor. Çok daha eski bir dönem, çok daha farklı bir dönem. E, i̇letişim kurmak için bir şeye ihtiyaç var. O bir şey de üniversite öğrencilerine bir spor öğretebilmek. Horace Wilson kendi üniversite öğrencilerine ders verdiği öğrencilere 1800'lerin ortasından sonra giden isimlerden bir tanesi. Ondan daha öncesi de var ama 1870'lerde Horace Wilson'ın gidişiyle beraber ve üniversite öğrencilerine öğretmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Önce kolejde başlıyor, üniversitede başlıyor sonra yüksek okullara vesairelere daha çok okullara yayılıyor fakat okullar sonrasında tabi bütün okul hayatı boyunca bu sporu oynamış insanlar bir noktadan sonra işi profesyonelleştirmeye çalışıyorlar ki bugün e, baktığımızda e, Japonya'da lig gerçekten inanılmaz. Baktığımızda ligde oynayan her e, sporcu çok iyi paralar kazanıyor. E, a, tam anlamıyla bir süperstar aslında her bir e, Japonya Ligi aslında profesyonel olan yani NPB'de oynayan Nippon Professional Baseball'da oynayan e, ki özel en üst düzey lig diyebiliriz. Burada oynayan herkes aslında bir süperstar ve artık baktığımızda e, ABD'ye de oyuncu ihraç etmeye başladılar ki ABD'nin şu anda belki de e, en meşhur e, beyzbolcusu bir Japon. Son dönemde en fazla etki yaratan e, Shohei Otani e, baktığımızda Los Angeles'a gittiğinden bu yana e, hem gösterdiği performansla hem de tabii ki Japonların ilgisini e, MLB'ye yöneltmesiyle beraber çok fazla e, ilgi çekmeye başladı. Bir süperstara dönüştü. Sadece Japonya'da değil ABD'de de öyle. E, baktığımızda e, dünya şampiyonalarında tabi ABD'liler çok fazla liglerinden ayrılıp milli takım olgusuyla e, oralara gitmiyorlar. Ya da hatta e, Japonya'da düzenlenen ki ilk kez Japonya'da düzenlendiği için olimpik programı alınan beyzbolda da ABD çok özel bir takıma sahip değildi. Japonya ile ABD arasında bir mücadele istemişti e, IOC. Öyle de oldu zaten iki kere karşı karşıya geldiler. Japonlar için çok daha özel e, kült bir sporken ABD'de biraz daha işin şova dönüştüğünü söylemek lazım. Ama tabii e, yine NPB'de e, de de yani Japonya liginde de iş e, şova biraz dönüşmüş diyebiliriz. İnanılmaz bir e, yayın hakkı ihalesi var. İnanılmaz bir e, stadyum e, doluluk oranı var ve tabii ki biletlere de yansıyor bu. Japonya e, dünyanın en özel beyzbol ülkelerinden bir tanesi ki eşleşme olarak enteresan gelebilir. Fakat e, özellikle 100 yılın üzerindeki geçmişiyle beraber tam anlamıyla bir Japon sporuna dönüştü diyebiliriz. 3 numarada yine Asya'da kalacağız ama Orta Asya'ya geçeceğiz. Moğolistan'a geçeceğiz. Ki Moğolistan dünyada güreşin en meşhur olduğu tek ülke. En fazla izlenen sporun güreş olduğu tek ülke. Bir başka deyişle tabi biraz da Orta Asya'nın geçmişinden geliyor bu. İşte sporcularına hatta savaşçı olarak nitelendirdikleri sporcuları Böke diyorlar. Yani eski Türkçeden gelme o dönemki ilişkileri düşünecek olursanız eski Türkçeden gelme Böke adını veriyorlar ve Moğol ...güreşi olarak aslında farklı bir düzey var. Bizdeki biraz yağlı güreş gibi. Yani yağlı güreş nasıl e, minderde yapılan güreşten biraz daha farklıysa... ...onlarınki de biraz daha farklı. Belli bir e, kıyafeti var. Belli kural değişiklikleri var. Ama bununla beraber e, tabii herkese e, geçtiği için e, bu spor... ...belli bir noktadan sonra artık profesyonel olabilmek için... E, ...uluslararası standartlarda da çok iyi güreşçiler yetiştiriyorlar. Hatta şunu söylemek lazım. Moğol güreşi var. Uluslararası standartlardaki güreş var... Hatta e, Moğolistan artık yavaş yavaş e, sumo güreşçileri yollamaya başladı Japonya'ya. Hatta yavaş yavaş dememek lazım şampiyonlar da var. Özellikle e, güreşin bu kadar üst düzey sevildiği bir ülkede e, Japonlar bir noktada hani Moğolistan'a gidelim buradaki gençler ne yapabilir e, sumo yapabilirler mi bir görelim diyorlar ve büyük ustalar e, Moğolistan'a gidiyor oradan gençleri seçip Japonya'ya götürüyorlar önce Japonca öğretiyorlar sonra kültürü öğretiyorlar sonra bu sporculardan e, Japonya'nın dışında yani Japonya doğumlu olmayan ilk sumo güreşçi şampiyonlar çıkıyor. E, Moğolistan'da güreş bu kadar e, seviliyor. Tabii e, özellikle uluslararası düzeyde dünyanın en başarılı ülkesi mi bu tartışılır. Ama en çok sevilen e, sporun e, Moğolistan'da güreş olduğunu özellikle de kültürden geldiğini e, söylemekte fayda var. Hatta işte güreşçilerini Moğolistan içerisindeki şampiyonlara Moğolistan şampiyonlarına köy savaşçısı olarak yolluyorlar. Bütün köyün hatta bizdeki tımarlı sipahiye benzer bir durum. Tüm köyün baktığı, beslediği, işte destek verdiği sporcular Moğolistan şampiyonalarına gidiyor ve bu kadar büyük bir hal alıyor. Moğolistan şampiyonası neredeyse yani dünya şampiyonasına yollanan sporculardan çok daha kritik bir role sahip. Hakikaten enteresan birçok dövüş sporunun ki dövüş sporu sayılır sayılmaz tartışılır güreş çok az izlendiği nokta Moğolistan'da güreş sadece Moğolların yaptığı güreşler de değil dünyadaki tüm güreş organizasyonları en çok izlenen spor Orta Asya'daki Moğolistan'da. 2 numarada kriket var. Tabi Hindistan ve kriket aslında e, olarak aldım ama biraz daha genişletecek olursak işte Bangladeş, e, Pakistan, Hindistan, e, Sri Lanka kriketin e, yani e, desi dünyası denen e, baktığımızda işte Güneydoğu Asya e, olarak adlandırabileceğimiz bölge kriketten e, başka bir spora neredeyse bakmaya tenezzül dahi etmiyor. O kadar e, ciddi bir ilgi var. E, Tabi Hindistan'dan gitmek lazım. Orada sayılar biraz daha sağlıklı çünkü istatistikler biraz daha sağlıklı. Şöyle söylemek lazım. Hindistan milli takımı Son dönemde son 10 yılda bir uluslararası maç yaptığında ülkenin %70'i bunu izliyor ki ülkenin 1.5 milyar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ve işte imkanlar imkansızlıkları düşünecek olursak 1.5 milyar insanın %70'inin aynı anda bir maçı izlemesi ki kriket maçları bildiğiniz gibi bir gün süren hatta bazen 3 gün boyunca aynı maçın devam ettiği zaman zaman 2020 formatında işte biraz daha kısa 3-3.5 saatlik formatlar üzerinden oynandığı uzun bir spor olduğunu düşünecek olursak %70'i izliyor bu ülke ülkenin ki aslında diğer ülkelerde de çok farklı değil her çocuğun neredeyse hayali bir noktada kriketçi olabilmek her çocuğun hayali bir noktada milli takıma girebilmek seçmeler ki çok zor yani bir buçuk milyar insanın içerisinden bir gencin yeteneğinin görülmesi ve yukarıya çıkması çok kolay bir şey değil Tabii ki birçok kriketçi zaten işte kriketçi ailelerden geliyor amcası dayısı babası mutlaka kriketçi olan çocuklar bir noktada bir adım önde oluyorlar ki kas sistemini anlatmaya gerek yok yani yukarı yukarıdaysanız yukarıda kalmaya devam ediyorsunuz ama özellikle e, daha fakir olan e, gençlerin e, yeteneğinin görülmesi çok çok zor fakat onların da en büyük hayali sokak aralarında oynarken bir şekilde milli takıma gidecek eee gücü bulabilmek, milli takıma gidebilmek diyebiliriz. Özellikle Hindistan'a baktığımızda yani Bollywood yıldızları haricinde ülkenin en büyük starları kriketçiler. İşte o anda oynayan, aktif oynayan ya da emekli olmuş kriketçiler. Hatta yakın dönemde koltuğundan indirilen Pakistan Başbakanı da eski bir kriketçiydi. Imran Khan. Yani o kadar büyük bir role sahip. Kriket neredeyse ülkeyi döndürüyor, ülkenin ekonomisini döndürüyor, ülkenin eğlence sektörünü döndürüyor ve aynı zamanda herkesin aslında birçok şeyden feragat edip odaklanmasını sağlıyor diyebiliriz. Az önce bahsettiğim ülkeleri topladığınızda dünya nüfusunun hani neredeyse işte 5'te biri hatta dörtte biri ne tekabül ettiğini söylemek mümkün. Bu kadar ciddi bir coğrafyada bu kadar fazla insanın bu kadar sevdiği bir sporu yabana atmak çok mümkün değil. Tabii ki bize çok uzak bir spor özellikle kurallarıyla vesaireyle ama şu açıdan da enteresan bildiğiniz gibi İngiltere'de çıkan İngiltere'nin tabii ki o coğrafyaya gitmesiyle beraber oralara yayılan Güneydoğu Asya'ya yayılan ve oradaki ülkelerin tamamen katkısıyla dünyanın en çok çok sevilen ve izlenen sporlarından birine dönüşmesini sağlayan o coğrafya kriketi hiçbir şey değişmiyor diyebiliriz. Bir numaraya geldik. Dünyada bir ülkenin bu kadar dominasyon kurduğu başka bir spor yok. Böyle girmek lazım. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bir Avrupa şampiyonasında oynayan oyuncuların %40'ı, %45'i Çin doğumlu. Dünya şampiyonalarına geçelim. Dünya şampiyonalarında oynayan Son işte 10 yılda baktığımızda dünya şampiyonasına katılan esami listesinde olan sporcuların yarısı yarısından hatta zaman zaman fazlası Çin doğumlu. E bu nasıl olabiliyor? Çin'de tabii ki inanılmaz sevilen bir spor, halkın sporu, masa tenisi ve 7'den 70'e bir klişedir belki ama gerçekten 7'den 70'e herkesin oynadığı bir spor, masa tenisi ve böyle olduğunda yani çocuk elinize raket aldıktan sonra hayatınız boyunca aynı spor oynamaya devam ediyorsanız profesyonel olmasanız bile zaten böyle bir kültür gelişiyor. Ama aynı zamanda profesyonel olmak için de inanılmaz yollardan geç geçiyor sporcular. Ben Çin'e gittiğimde şöyle bir hikaye anlatılmıştı bana. Önce okul takımına girmeniz gerekiyor. Okul takımından üniversite takımına belki gidebiliyorsunuz. Orada kazanırsanız eğer şehir takımı, ondan sonra eyalet şampiyonaları, eyalet şampiyonalarından belki uluslararası seviyeye gidebilmek için önce ulusal şampiyonada kendinizi göstermeniz gerekiyor. Milli takıma giriyorsunuz ama milli takımda inanılmaz oyuncular var. Milli takımda işte olimpiyat, dünya, Asya şampiyonu olmuş. Neredeyse kazanabileceği her şeyi kazan sporculara onların yerini almaya çalışıyorsunuz ancak bu şekilde Çin'de bir süperstara dönüşebiliyorsunuz ki orada da zaten nüfus çok acayip bildiğiniz gibi. Dolayısıyla işiniz inanılmaz zor. E, fakat işiniz inanılmaz zor olabilir. Dediğim gibi hayatı boyunca bu sporu oynayan, profesyonel olsa da olmasa da bunu bir kültür haline getirmiş insanlarla dolu Çin. Dolayısıyla Çin'de masa tenisi çok farklı bir spordan belki de çok daha farklı bir hobi ya da bir hayat biçimi diyebiliriz. Az önce bahsettiğim o meşakkatli yoldan geçemeyenler diğer ülkelerden işte Avusturya'dan Almanya'dan çok fazla olmuyor genellikle Almanlar kendi sporcularını çıkarabiliyor ama yani Guyana'dan Dominika'ya Venezuela'dan işte Avusturya'ya Küba'ya kadar neredeyse bütün ülkeler Çin'in milli takımını almadığı sporculara bir şekilde vatandaşlık verip ülkelerine davet ediyorlar ki bu yüzden zaten işte Avusturya'dan Avrupa şampiyonu olan tek kadın sporcu Lijiao baktığımızda bir Çinli. Ya da buna benzer birçok hikaye var diyebiliriz. Genellikle insanlar hep şuna benzetiyorlar. İşte ABD'nin olimpik düzeyde özellikle ya da dünya şampiyonası düzeyinde NBA oyuncularıyla kurduğu o dominasyon ona benzetiyorlar. Ya da baktığımızda işte ABD veya Kanada'nın buz okeyinde yarattığı dominasyona benzetiyorlar. Ama gerçekten bunlarla hiç alakası yok. Çin e, baktığınızda son 20 yılda bir ya da iki dünya şampiyonası madalyası vermiş durumda. Çin baktığımızda, e, ya Çin doğumlu sporcular Avrupa şampiyonu olmuş durumda var. Asya şampiyonalarına baktığımızda hep Çin bayrağını görmeniz mümkün. Neredeyse e, erkeklerde ya da kadınlarda bireysel bir madalyayı 90'lardan sonra Çinli olmayan bir sporcunun almış olması çok vaki değil. Bu kadar ciddi bir dominasyonu başka bir spora benzetmek çok mümkün değil. E, doğal olarak da Çin'de. En fazla sevilen spor. Bir numaralı spor. Masa tenisi. Tabi bu listeye girmeyenler var. Avustralya'da Ozyrules adı verilen Avustralya futbolu. Kendi e, şahsına münhasır bir spor. Çok fazla kuralı var. E, onlara teferruatlı girmeyelim. E, açmak isteyenler olursa YouTube'dan bakabilirler. E, Ozyrules çok sevilen. İşte e, Tayland'a gidiyorsunuz. Orada e, Muay Thai, Kickbox. Daha çok sevilen bir numaralı spor. Avusturya'da e, kayak yine aynı şekilde. Litvanya'ya gidiyorsunuz basketbol ki basketbolun belki ABD'de en çok sevilen spor olmasını beklersiniz ama öyle değil. E, o %20'lik dilim içerisinde futbolu bir numara görmeyen dilim içerisinde gerçekten çok enteresan ülkeler var. Onların 5'ini e, buraya konuk ettik. Belki biraz daha fazlasını konuk ettik. Aklıma gelmeyenler varsa ya da sizin aklınıza gelenler varsa lütfen yorumlara bırakın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.